Merhaba, bugün yayın evi emekçileri platformu ile beraberiz. Ben Umut Sen Ankara'dan, Hazar Beyza Bulanık. Daha sonra Bağımsız Emek Sendikası'ndan Avukat Abdurrahim Demiryürek. Bağımsız yayın evi platformunda. Yayın evi emekçileri platformundan İpek Esen ve Semih Atiş ile beraberiz. Bugün yayın evi emekçilerinin örgütlenme imkanlarını konuşacağız. Daha yeni emeklemeye başlamış bir platform olarak üyeleri İpek ve Semih Atiş bize bu platformu tanıtacaklar bugün. Çok uzatmayıp sözü Abdurrahim'e devredeceğim. Herkese merhabalar. Ben Bağımsız Emek Sen'den Abdurrahim. Bugün Hazar'ın da bahsettiği üzere yayın evi emekçileri platformu ile bir aradayız. Biz daha önce de işçi hakları buluşmaları serisinde sınıf siyasetine dair sendikal zeminde örgütlenme olanakları üzerine, işten atma kodları üzerine belirli süreli sözleşmeler ve bu alandaki mücadeleci sendikaların pratik deneyimlerini dinledik, konuştuk, tartıştık. Devlet sermaye sarı sendikal düzen ve hukuk politikalarının sendikal örgütlenme zeminindeki engelleriyle, problemleriyle bir bariyer haline gelen bu cendere içerisinde şahitlik ediyoruz. Keza bugün de bahsedeceğimiz, en azından benim bahsedeceğim 10 numaralı iş kolundaki sorunlar. 10 numaralı iş kolu nedir, ne değildir? Emek rejiminde nereye tekabül eder? bu iş kolundaki kanuni düzenlemeler ve fiili pratikler nelerdir? Bunları biraz açmaya çalışacağız. Şimdi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre 10 numaralı iş kolu ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş koludur. Bu iş kolunda market ve mağazalar ile bürolarda çalışanlar, meslek odaları çalışanları, birlik ve derneklerde çalışanlar, avukatlar, sinema emekçileri, keza yayın evi emekçileri, bilişim sektöründe çalışanlar yer almakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün iş kollarına dair yaptığı istatistiklere bakıldığında 10 nolu iş kolunda 4.2 milyon işçi sayısı bulunmakta. Bunların 300 bini sendikalı iken 857 bin iş yeri olduğu kayıtlarda yer alıyor. Yine 6356 sayılı sendikalar kanununa göre 10 nolu iş kolunda herhangi bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için bu iş kolundaki işçi sayısının, yani 4.2 milyonun %1'inin bu iş kolundaki faaliyet gösteren bir sendikaya üye olması gerekmekte. Bugün Öğretmenler Sendikası, Sinema TV Sendikası ve bu iş kolunda birçok sendikanın kendi meslek alanındaki toplam emekçi sayısını aşan astronomik bir rakama tekabül ediyor bu sendikalılık sayısı. Keza Sinema TV Sendikası'nda toplam emekçi sayısı 20-30 bin lira dahi ulaşamadığını biliyoruz. Tüm çalışanlar sendikalı dahi olsa toplu iş sözleşmesi yapamayacakları anlamına geliyor bu durum. Çok pardon. Şimdi bu kanunla ve torba iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi resmi sendikal bir kazanım imkansız görünüyor bu şartlar altında. 10 numaralı iş kolunda işlerin nitelik olarak farklılıkları nedeniyle parçalı, dağınık, örgütsüz bir yapı oluşturuluyor. Güvencesiz esnek çalışma, parça başı çalışma, freelance çalışma gibi çok yaygın olan şeylere denk geliyoruz. Keza buradaki ücretler de çok düşük. Dolayısıyla birlik halinde örgütsel, kurumsal bir mücadele patronların da işine geldiği şekilde zayıf bir halde. Çevirmenlerin, yayın evi emekçilerinin, STK dernek çalışanlarının ve bu iş kolunda çalışan birçok meslekten emekçilerin esnek çalışma modelleri, parça başına iş ve ücretle çalışma durumları söz konusu. Bu konuda yayın evi emekçileri arkadaşlarımız daha detaylı bir şekilde bahsedecektir diye düşünüyorum. 10 numaralı iş kolunda
sendikalar bu örgütlenmeyi engelleyen iş kolunun bölünmesi için mücadele ediyorlar. Bu konuda iş kolunun düzenlenmesi için kanuni düzenlenmeye, iş kolunun değişimi bu mücadele önündeki engelleri açabilecektir. Ancak yine mevcut koşullarda sendikal mücadele tarzı bakımından hukuk politikasının ve mevzuatın problemlerine dair bir mücadele örmekte ısrarcı olmamız gerekiyor. Kuvveden fiile bir örgütlenmeyi kanuna da dayatacak olan meşru taleplerin kararlı, istikrarlı, fiili mücadeleyle harmanlanıp kazanılması olduğunu düşünüyoruz. Kanuni engellere dair taleplerimiz için de mücadele ediyorken, bu iş kolundaki düşük ücretlerle çalışan, mobbinge, tacize maruz bırakılan, güvencesiz çalışma koşullarında olan işçilerin haklı ve meşru talepleri için sendikal örgütlenme tarzında komite, konsey, meclis tipi örgütlenmeyle taleplerini fiili meşru mücadeleyle kazanmak adına çaba içerisinde olmamız gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Bağımsız Emek Sendikası da bu tartışmaların olgunlaştırılmasıyla doğmuş bir sendika. Özellikle mağaza market çalışanlarının büyük oranda katılımıyla sendikal faaliyet başlamış. Aynı zamanda bu iş kolundaki mücadeleci sendikalarla fiili bir bağ ve birliktelik içerisinde hareket ediyoruz. Şimdi biz fiili meşru militan çizgide bir mücadele hattından bahsettik. Ve bu engellemelere karşı kazanımlardan bahsettik. Bu konuya ilişkin bir örnek vermek gerekiyor diye düşünüyorum. İstanbul Esenyurt'ta Başbu Otomotiv işçileri düşük ücret, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının uygulanması, 3 vardiyalı sistemin kaldırılması talebiyle Esenyurt ve Beylikdüzü'nde bulunan depolarda iş durdurma eylemi başlatmışlardı. Şimdi burada iş kolları arasındaki saçmalıktan da bahsedelim hemen. Normalde bu otomotiv işçisi arkadaşlar depo işçileri. Yani 16 no'lu iş kolunda örgütlenip sendikal olmaları gerekiyorken 10 numaralı iş koluna dahil gözüküyorlar. Bu iş kolundaki değişiklikler patron marifetiyle güçlü örgütlenmenin önüne geçmek maksadıyla yapılan düzenlemeler, ayak oyunlarıdır diyoruz. O şekilde gözüküyor. Başbu Otomotiv'de çalışan 500'e yakın işçi Bağımsız Emek'le birlikte hareket ettiler. İş durdurma eyleminden sonra yaşanılan sorunlar ve talepleri yazdılar ve şirkete ilettiler. İş güvenliği, maaş yetersizliği, yemek ve su, servis taleplerini doğrudan ilettiler. Taleplerimiz kabul edilene kadar fiili meşru mücadele ısrarlıyız dediler. İşveren bu durumda masaya oturmak zorunda kaldı. İşçilerin ilettikleri talepleriyle birlikte işe dönmesi ve ayrıca işten ayrılmak isteyenler için de tüm haklarıyla, alacaklarıyla ayrılabilmesi kararlaştırıldı. Biz normalde bir işten ayrılırken herhangi bir kişinin iş kanununda haklı fesih, haksız fesih tartışmalarını biliyoruz kanunda yazdığı şekliyle. Şimdi patronlar bunu da çok iyi biliyor. Gidip dava açabilirsin, arabulucuya başvurabilirsin diyorlar. Arabulucuda herhangi bir işçilik alacağının 5'te 1'ine bile tekabül etmeyen bir teklif işçiye sunuluyor. Çünkü bu işe iade veya tazminat davalarının 3-5 yıl sürdüğünü, bu miktara razı olmanız gerektiğini beklerler ve bilirler. Hukuken de en iyi şekilde haklarınızı gasp eden o patronlar tam da böyle bir örgütlülükle doğrudan iş bırakan, örgütlü hareket eden, talepleri net olan işçi direnişiyle karşılaştıklarında masaya oturmak mecburiyetindeler. Yani bizim gördüğümüz fiili meşru mücadele pratiğinden çıkardığımız kazanımlar bunlardı. Fiili meşru mücadeleyle bu işçiler, başbu otomotiv işçileri taleplerini aldılar. Çalışmaya devam etmek isteyen olmadı aralarında ama tazminat haklarını alıp işten ayrıldılar. Bu somut kazanımlarda bizim ısrarcı olmamız gerekiyor deyip sözü daha fazla uzatmadan ben yayın evi emekçilerinin örgütlenme imkanlarını, çalışma koşullarını dinleyelim diye sözü arkadaşlarımıza bırakıyorum. Evet, teknolojiyle imtihanım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bizi dinleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Burada bizden daha deneyimli iki arkadaş
sendikal örgütlenmeyle ilgili bize kısaca bir bilgi verdiler. Çok teşekkür ederim onlara. Ben biraz bizim iş kolumuzun sorunlarından pratik olarak hani bahsedeyim. Bir de size Yayın Evi Emekçileri Platformu'nu neden kurduk, neyi amaçladık, ne yapmak istiyoruz, biraz bundan bahsedeyim. Süreç nasıl başladı? 2023 yılında bildiğiniz üzere bir büyük bir yayın evinin hak ihlalleriyle toplu bir şekilde işten çıkardığı, tazminatsız işten çıkardığı bazı arkadaşlarımız oldu. Zaten daha öncesinde de belirli sorunlar vardı yayıncılıkta, yayın evi sektörün yayın evlerinde. Bunun üzerine yayıncılık sektöründe çalışan diğer bir diğer bir pozisyon olan hani arkadaşlarımız çevirmenler, Çevbir meslek örgütü adı altında bizi bir toplantıya davet ettiler. Ve Ağustos 2023 gibi bu olay yaşandıktan sonra biz 1 Eylül 2023'te Çevbir'in çağrısıyla bir araya geldik. 11 Eylül 2023'te ikinci toplantı yapıldı. Burada da örgütlenme imkanlarına dair konuşuldu. İşte TGS'den bir arkadaşımız bize bilgilendirme yaptı. Neler yapabiliriz? İşte onlar nasıl yollardan geçtiler? Bize bunlardan bahsettiler. Biz de sendika olarak hani çalışmanın, sendika olarak örgütlenmenin nasıl bir şey olduğuna dair epey bir düşündük. Fakat bu konuda belirli ihtilaflar vardı. Bizim için bazı muğlak kalan yerler vardı. O yüzden sendikal örgütlenmeyi çok tercih etmedik. Bunun sebeplerini de zaten Semih anlatır. Onun oğlu iş kolunun sorunları hakkında konuşurken. Üçüncü ve dördüncü toplantılarımızda bir avukat aracılığıyla dernekleşmenin nasıl olabileceğini konuştuk. Eğer dernekleşirsek işte bu sektörde çalışan editör, redaktör, işte dizgici, grafik tasarımcı arkadaşlarımızla nasıl bir mücadele verebiliriz, onlara nasıl destek verebiliriz? Biz bunları konuştuk ve dernekleşme kararını aldık ve adımızı belirledik. Yayın Evi Emekçileri Platformu olarak şimdilik devam ediyoruz. Ve bu noktada da bir takım dernekleşme öncesinde bir takım çalışma grupları kurduk. Bunlar neler? Biraz ondan bahsedeyim. Bunlar sosyal medya tanıtım. Bu işin artık sosyal medya boyutu gerçekten çok önemli hale geldi. Bunu biliyoruz. Kamuoyu oluşturmak zaten bizim temel hedeflerimizden biri. Sosyal medyayı bu konuda etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Nitekim işte birkaç ay önce bununla ilgili büyük bir sosyal medya etkinliği yaptık. Aynı zamanda fiili de bir etkinlik oldu bu. Bir takım kitapların içerisine bu kitabın editörünün kirasını ödeyemediğini anlatan sloganların olduğu böyle broşürler vesaire hazırlayıp bunları dağıttık. İkinci olarak tüzük hazırlık grubumuz var. Dernekleşme öncesinde dediğim gibi yani tüzük çok önemli bir örgütün neredeyse işte anayasası diyebiliriz. Ne yapabiliriz? Nasıl devam edebiliriz? Demokratik yolları belirlerken bunlar hani neler olabilir? Nasıl karar süreçleri olacak? Hani bunları belirlemek için bir takım şeyler konuşuluyor. Yakın zamanda da tüzük hazırlık grubumuz aslında tüzüğü hazırladı. Önümüzdeki haftalarda tüzüğümüzü oylayacağız ve dernekleşme işlemi artık başlamış olacak. Üçüncü olarak metin ve raporlama çalışma grubunu kurduk. Metin ve raporlama çalışma grubunda ben de yer alıyorum. Burada da amacımız daha önce yaşanan hak ihlallerini belirleyip, tespit edip bunları ortaya çıkarmaya çalışmak. Bunlarla ilgili bir hafıza oluşturmak. Çünkü bellek çok önemli ve Türkiye gibi bir ülkede yaşarken gerçekten hani çok şey unutuyoruz. Çok şey yaşadığımız için belki de çok şey unutuyoruz. Biz de bunun için böyle bir yol bulduk ve bellek çalışmalarıyla ilgili yine bir başlangıç yaptık. Çok önemli bir yazarın bir kitabının bize sunumunu yapıldı. Bir etkinlik yaptık Mert Öksüz adında. Onunla ilgili şeylerimiz devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Metin ve raporlama grubunun yine bir etkinliği, bir faaliyeti daha oldu. O da hak ihlalleri anketi. Uzun süreli bir anket bu. Bunu online olarak katılıma açtık. Orada işte yayın evlerinde çalışan arkadaşlarımızın yaşadıkları hak ihlallerini tespit edip
hani dernekleşme sürecindeyken de bu ihlallerden yola çıkarak işte bizim ne yapacağımıza ilişkin bir yol sunacak bize bu anketin sonuçları. Böyle bir çalışmamız var. Hala devam ediyor. Umarım en kısa zamanda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız. Son olarak arkadaşımız zaten bahsetti. Uzaktan çalışma, parça başı çalışma gibi bir takım çalışma biçimleri var bizim sektörümüzde de. Ama bunun için bir tarife yok. Yani öyle bir şey ki atıyorum yani çok çok düşük bir ücret de verilebiliyor. Çok yüksek bir ücret de verilebiliyor. Bir standardı yok. Sözleşme çoğu zaman yapılmıyor. İş yaptırılıyor, ödemesi işte bir yıl sonra veriliyor gibi bir takım sorunlar yaşanıyor. Biz de bunları göz yumamayız haliyle. Çevir'in de zaten daha önce böyle bir tecrübesi olduğu için onların da böyle bir sözleşmesi şeyi var. Biz de oradan hareketle askeri tarife belirlemek için bir grup kurduk, çalışma grubu kurduk. Onlar da çalışmalarına devam ediyorlar. Yine dernekleştikten sonra bu konuda kamuoyuyla bir bilgi paylaşımı yapılır. Arkadaşlarımıza da hani bundan sonrası için dışarıdan çalışan, uzaktan çalışan arkadaşlarımız için emeğinizin hakkı hani bu olabilir. Ona göre siz de ücretlerinizi belirleyin diyebileceğimiz bir yol göstermek istiyoruz. Şimdi çalışma gruplarımdan bahsettim ve dernekleşmeden bahsettim. Ama Semih'in bu konuda anlatacakları benim söyleyeceklerimi tamamlayacak. O yüzden sözü Semih'e bırakıyorum. Merhaba herkese. Çok teşekkür ederiz öncelikle bu imkanı verdiğiniz için. Ben öncelikle hak ihlallerinden bahsederek, yine bir emekçileri arasında bundan bahsederek başlamak istiyorum. Daha sonra dernekleşmeye giden süreçten bahsedeceğim. Biz ilk toplantımızı İpek'in de söylediği gibi 1 Eylül 2023'te yaptık. Bu toplantıya katılımın büyük çoğunluğu serbest çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyordu. Yani sigortalı bir yine bir çatısı altında çalışmayan, daha çok serbest çalışan arkadaşlar. Yani onların sorunlarıyla bir yayın evi çatısı altında çalışan arkadaşların sorunları farklı ama ortaklaştığımız alanlar da var. Serbest çalışan arkadaşların daha çok sorunları İpek'in de ifade ettiği gibi bir askeri tarifenin olmaması, çalışmaya başladıkları iş yerinde bununla ilgili herhangi bir sözleşmelerinin olmaması, yayın evi emekçileri için künye gibi çok önemli bir, yani bir anlamda kitabın kimliği diyebileceğimiz alanda maalesef çoğunun ismine yer verilmemesi, bizim de yani bir yayın evi çatısı altında çalışan insanların da çoğu zaman yaşadığı iş baskısı, süre baskısı gibi mobbinge uğramaları en azından bizim için bir sevindiriciydi. Yani ilk toplantıya onların katılmış olması. Daha sonra tabii ki daha sonraki toplantılarda bunların sayısı düştü. O yüzden yani bizim için bir şu anda yani dezavantaj demek istemiyorum ama üzücü bir şey. Onları da aramızda görmek istiyoruz. Çünkü onların da bu mücadele içerisinde yer alması bizim için önemli. Yayın evi çalışanlarına gelince bunların sorunları tabii ki öncelikle sigortadan başlıyor. Pek çok iş kolunda olduğu gibi maalesef. Yani sigortanın asgari ücretten yatırılması öncelikle temel problem, maaşın geri kalan kısmının elden teslim edilmesi. Maalesef bazı arkadaşlarımızın maaşları geri de alınıyor. Yani hesaba yatırılan miktarla gerçekte aldığı maaş arasında bir fark oluyor ve bu fark elden yayın evi tarafından ihmal ediliyor. Türkiye'de bir telif hakları yasası var. Bu telif hakları yasası maalesef yayın evi emekçilerinin tamamını kapsamıyor. Yani bir kanuni koruma altında değiller. Yani bir yayın evinde çalışırken işten çıkarılırsanız daha sonra birçok yayın evinin yaptığı gibi künyeden isminiz çıkarılabilir. Yani emek verdiğiniz, aylarca çalıştığınız, bir çevirmenin kitabına ya da bir yazarın telif bir esere emek verdiğiniz eserin İçinden isminiz çıkarılabilir ve bu konuda telif hakları yasası bağlamında yapacağınız hiçbir şey yok. Ancak etik
ihlalle dava açabiliyorsunuz. Bunun bir istisnası var. Kapakları yapan ve mizampaj yapan arkadaşlarımız kısmen de olsa bu telif hakları esasına tabiler. O yüzden onlar manevi hak ihlaliyle ilgili dava açabiliyorlar. Ama diğerlerinin, yani redaktörlerin, kitap editörlerinin, son okumayı yapanların, tasdihçilerin böyle bir hakkı yok. Yakında da zaten böyle bir süreç yaşadık. Bir büyük yayın evi, bir içten çıkardığı arkadaşlarımızın emek verdiği kitaplardan isimlerini çıkarmaya başladı. Bu ilk değildi ama son dönemde yaşanan bir şey. Daha önce başka büyük yayın evleri de buna benzer şeyler yaptılar. Yani genelde yaşanan süreç şöyle oluyor. Bir yayın evi büyüyor. Büyüdükçe tabii ki masraflarını kısarak daha çok kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden çalışanların sayısını düşürmek, yani iş yüklerini, geride kalanların iş yüklerini çoğaltıp sayıyı azaltarak işi yapmaya çalışıyor. Bu sırada da tabii ki çıkardığı kişilerin isimlerini künyelerinden çıkarıyor. Bununla ilgili hukuki mücadeleye devam eden hem son yaşanan olayda hem de daha önceki yaşanan olaylarda, ki bunların tamamı büyük yayın evleri neredeyse, bununla ilgili hukuki mücadeleleri devam ediyor. Biz de yani serbest çalışan arkadaşlarımız gibi iş baskısı altında çoğu arkadaşımız, yani bir teslim etmeniz gereken bir kota oluyor çoğu yayın evinde. Bunlar çok böyle bir, nasıl diyeyim, komik süreler. Yani bir ay içerisinde bazı arkadaşlarımız, işte son okuma yapan arkadaşlarımız 3-4 kitap, bazen 5 kitap teslim etmeye zorlanıyorlar. Bununla ilgili mobbinge uğruyorlar, baskıya uğruyorlar. İşin niteliğinden daha çok daha çabuk kitabın çıkması, bu kitabın hızlıca piyasaya sürülmesi ve bu sırada sizin çalışma süreniz de olmuyor. Dolayısıyla bir iş tanımı problemimiz de oluyor. Yani hiç çoğu yayın evinde bir iş tanımı yok. Yani siz bir yayın evi çalışanı olarak hem redaksiyon, hem son okuma, hem dizini hazırlama, hem başka bir işi yapma, mesela aynı zamanda bir telif sürecini yürütme, işini yapabiliyorsunuz ve bu konuda herhangi bir tanım yok. Bunu yapamam diyemiyorsunuz yani. Yapamam dediğiniz zaman bir baskıyla ya da karşılaşabiliyorsunuz, mobbingle karşılaşabiliyorsunuz. Ya da yani yayın evi içinde çalışan ilişkiler ağında, yani bir yayın evinin patron ilişkileri ağı içerisinde yaralan birisi size rahatsız olduğu bir konuda rahatlıkla odasına çağırıp saatlerce işkence edebiliyor sözlü olarak. Bu tür sorunlar var. Ayrıca aynı bu bağlamda yayın evi patronları arasında, tabii isim vermek doğru olmaz ama, böyle bir iletişim ağı da var. Yani sizde bir yayın evi çalışanı patronu işten çıkardı mı, başka bir yayın evinde çalışmanızı engelleyebiliyor. Bu konuda örnekler biliyoruz. Ama şu anda maalesef isim veremiyoruz. Ama örneklerimiz var. Bununla ilgili zaten hak ihlalleri raporlamamızda bunlar da yer alacak diye tahmin ediyorum. Yani arayıp bir iş yere giriyorsunuz. Patron arayıp oraya, bu adamı ben çıkardım ya da bu kişiyi ben çıkardım, niye sen bunu işe alıyorsun diye işten çıkarılması için baskıda uygulayabiliyor. Yani genelde bu minvalde, yani 3 aşağı 5 yukarı bu tür sorunlarımız var. Yani bunları da bir sorularla çoğaltabiliriz. Bu sorunlarla ilgili İpek'in de işaret ettiği gibi ve son yaşanan olaylarla da ilgili, daha önce tabii bizim, şunu da söyleyeyim, daha önce de bir iki teşebbüsümüz oldu. Ben de birisinin içerisinde yer almıştım. Editörler platformuydu o. Başka teşebbüsler de oldu. Ama bunlar maalesef zaman içerisinde sönümlendi, akamete uğradı. Biz ilk toplantıda, 1 Eylül'deki toplantıda ve daha sonraki süreçte nasıl bir mücadele yolu tutacağımıza dair İpek'in de söylediği gibi konuşmalar yaptık, avukatlar dinledik,
İşte TGS'den bir temsilciyle görüştük. Onlarla da görüşmelerde bulunduk. Ve şöyle bir karar aldık. Öncelikle biz 10 nolu iş kolunda çalışan arkadaşlarımız var. Tabii 10 nolu iş kolundaki örgütlenme probleminin yanı sıra maalesef bizde bir de 8 nolu iş kolunda çalışan arkadaşlarımız var. Yani aynı sendika altında toplanamıyoruz. Aynı sendika kolu altında toplanamıyoruz aynı zamanda. Yani hem 10 nolu sendika kolunun içerisinde yer alan problemler var. Hem de bizim bir de ekstra 8 nolu iş kolunda çalışan arkadaşlarımız olduğu için bir araya gelemiyoruz. O yüzden görüşmeler sonrasında bir dernek kurulması kararı alındı. Tabi bu da herkes tarafından başta kabul edilmedi. İşte işaret ettiğim gibi daha önce işte patronların uyguladığı mobbing ve diğer baskılar var. Bu yüzden hani resmi bir kurum altında bir araya gelmeye korkan arkadaşlarımız vardı. Yani bir dernek çatısı altında bir araya geldiğiniz zaman patron hiçbir iş güvenceniz olmadığı için sizi işten çıkarabilir yani. O yüzden bazı arkadaşlarımızın bu konuda tereddütleri vardı. O yüzden resmi olmayan, anonim bir kimlik altında, yani bu yayın emekçileri platformu oluyor. Onun altında devam etmek isteyen arkadaşlarımız da vardı. Ama yani bir kendi aramızda 2-3 toplantı sonrasında bu tedirginliği olan, tereddütleri olan arkadaşlarımızın da kabulüyle tabii ki. Rızasıyla. Evet, rızasıyla. Biz çünkü ortak karar almaya çalışıyoruz daha çok. Evet. Şu anda başta da işaret edildiği gibi daha emekleme aşamasında bir platformuz. O yüzden kararlarımızı alırken de çoğunluğun kararına bütün sesleri dinlemek istiyoruz. Onların da tedirginliklerini bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yani mesela burada bir örnek vermem gerekirse, yani son yaşanan bu toplu çıkarmalardan birisi içerisinde yer alan arkadaşların içimizde yer almasını çok istedik baştan. Fakat editörlerin, yayın evi emekçilerinin daha doğrusu böyle bir iletişim ağı yok. Yani ancak kişisel ilişkilerle birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Yani böyle bir toplu iletişim kuracak bir kanalımız yok. O yüzden onlarla iletişim kurmamız çok uzun sürdü. Ancak yakın zamandaki bir toplantıda, İstanbul'daki toplantıda kendileri katıldılar büyük bir çoğunlukla. Onları da dinledik. Onların da bazı tereddütleri ve tedirginlikleri vardı. Kendilerini platform için kurduğumuz iletişim ağına katılmaya davet ettik. Yani orada da konuşalım diye, sadece burada yüz yüze konuşmak değil. Hem yazılı olarak hem de daha sonraki toplantılarımızda kendilerini de bir arada aramızda görmek istediğimizi söyledik. Onların da tereddütleri vardı yani kısacası. Çünkü böyle bir derneğin bir sendikaya da bir meslek birliği, çevir gibi mesela hukuki olarak çok fazla yaptırımı olmayacak. Ama bizim dernek çatısı altında toplanırken ki ana hareket noktamız bir kamuoyu oluşturabilmek. Yani ne kadar çok yayın evi çalışanını bir araya toplayabilirsek kendi aramızda, işte bu 10 nolu iş kolu, 8 nolu iş kolu gibi daha doğrusu bu iş kollarıyla ilgili problemleri mesela daha çok gündeme getirebiliriz. Tek bir sendika altında çalışmamızı sağlayacak şekilde bir en azından bir kamuoyunda bir daha güçlü şekilde ses çıkarabiliriz. Arkadaşlarımız işten çıkarıldığı zaman ortaklaşa hareket edebiliriz. Yani Türkiye'de bunun örnekleri var. Kuryeler mesela bu şekilde iletişim kurarak arkadaşları zor durumda kaldığı zaman mücadele edebiliyorlar. Bunu da amaçladık tabii ki. Neticede bir dernekleşme kararı aldık. Bu amaçla da bir tüzük hazırlığına başladık. İşte Kasım ayı itibariyle, yani Aralık'ta çalışmalara başladık. Ben de tüzük çalışma grubu içerisinde yer alıyorum. Tüzüğümüz şu anda bitti. Yani bitti derken tüzük çalışma grubu içerisinde bitti. Bunun bir de tabii ki
hazırlık grubumuz, yani dernek hazırlık grubumuz. Bunun içerisinde tüm İPEK'in saydığı tüm çalışma gruplarımız ve diğer arkadaşlarımız da var. Ya bu sırada şunu da bir not olarak eklemek isterim. Şöyle düşündük biz dernek altında. Yani tüzük çalışma grubu hariç diğer çalışma gruplarının dernek çatısı altında bir kurul olarak yer almasına karar verdik. Çok sesliliği sağlayabilmek için. Bu yüzden kanunda yer alan derneğin mevcut işte yapıları haricinde bu unsurları da dernek şeyimize, tüzüğümüze ekledik. Eğer tabii ki bununla ilgili hukuki olarak şeylerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Mümkün olursa genel kurulumuzun da bu çalışma gruplarının içerisinde yer alan insanlardan oluşmasını istiyoruz. Yani her çalışma grubunun içerisinden en az bir kişinin temsil edildiği bir genel kurul olmasını istiyoruz. Yakın zamanda yani büyük bir çoğunluğu sağlayarak öyle ümit ediyoruz. Bir toplantı gerçekleştireceğiz. Hem çalışma gruplarımızın şu anda geldikleri noktayla ilgili bir sunum gerçekleştirecek ki aslında biz sürekli bunları paylaşıyoruz. Yani her çalışma grubu toplantı sonrasında kendi yaptığı görüşmeleri bir raporlayarak bir ana grubumuz var. Orada paylaşıyor. Ve bu aldıkları kararları bize yani eleştiri açıyor. Yani orada fikir beyanında bulunabiliyor herkes. Sonra da bir nihai bir karar verip ona göre hareket ediyoruz. Ama burada tabii ki ana problemimiz şu anda tüzüğün son haline alması. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Kimleri çatı altına alacağız? Yani dernek çatısı altında yayın ve emekçileri ismini verdiğimiz grubun içerisinden kimler yer alacak? Bununla ilgili bir karara vardık biz kendi aramızda yani tüzük çalışma grubu olarak ama tabii ki nihai karar tüm hazırlık grubumuzun. Orada bunu tartışacağız, o yüzden şimdi tek tek bu iş kollarını saymak istemiyorum. Orada nihai bir hal aldıktan sonra de bunu ifade etmek daha doğru olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sorunlarınız varsa tabii ki cevaplandırmak isterim seve seve. Aslında şeyi de anlatsan fena olmaz, bu neden sendika değil kısmını biraz daha. Ya bunu anlatsan. Aslında şöyle dediğim gibi ifade ettim aslında biz yani ilk problem 10 nolu iş koluyla 8 nolu iş koluna bölünmüş olmamız. Yani bir kısmımızın işte mesela TGS'ye üye olacak. Mesela diyorum hani o TGS'de olmak zorunda değil. Ya bir kısmımız işte 10 nolu iş kolundaki başka bir sendikaya üye olacak. Bu tabii ki toplu iş sözleşmesi gibi konularda problem oluşturuyor. O yüzden yani en azından bir dernek çatısı altında bunun mücadelesini verirsek ki bu sizlerin de mücadelesini verdiği bir konu. Yani toplu iş sözleşmesi, bu iş kolunu düzenleyen yasadaki problemler. Bu problemlerin dillendirilmesi, kamuoyunda dillendirilmesi. Belki hatta neden olmasın meclis çatısı altındaki bazı partileri ulaşıp bu şekilde bunu meclis çatısı altında da dillendirilmesi için. Yani derneği daha çok tercih edilir bulduk. Yani bizim ana motivasyonumuz bu bölünmüşlük ve aslında iletişimsizliği de gidermek. Tabii iletişimsizliği de gidermek. Yani çünkü onu zaten başta ifade ettim. Bizim ciddi bir iletişim problemimiz evet. Var. Yani kişisel iletişimlerle ilerleyebiliyoruz. Yani evet buyur Ekmek. Sözünü kestim. Ya biraz sohbet gibi de olsun. Evet. Daha akıcı ilerler. Şöyle bir şey de var yani bizim sektörde bilmiyorum başka sektörlerde nasıl ya da başka iş kollarında diyeyim nasıl ilerliyor ama bizim yaptığımız işte ciddi anlamda küçük küçük çok fazla iş yeri var ve bunun bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Yani en büyük dediğimiz yayın evi bile işte 100 kişiden fazla çalıştırmıyordur, en fazla 100 kişi çalıştırıyordur. Ama bunların sayısı da bir elin parmağını geçmez. Bir böyle bir sorunumuz var. İkincisi gerçekten ben işte 4,5 yıldır falan bu işle meşgulüm.
bu platformun duyurusu yapılana kadar benim İstanbul'da tanıdığım yayın evi emekçisi çok azdı yani. 2 ya da 3 kişi tanıyordum. Fakat şimdi benim gibi belirli, nasıl diyeyim, benim gibi sorun yaşayan insanlarla hem bir araya gelebiliyorum, hem bunları konuşabiliyorum, hem de mücadele için ne yapacağımızı tartışabiliyorum. O yüzden dernekleşme meselesinin biraz da böyle bir tarafı var. Yani sosyal tarafı da birazcık öne sürmemiz gerekiyor. İkincisi, şeye değineyim, hani konuyu biraz dağıtmış olacağım ama galiba bizim en büyük sorunlarımızdan biri yayın evi emekçilerinin kendilerini bir emekçi olarak görmemesi. Yani maalesef böyle bir sorun var. Hani bir motokuryenin kendisini işçi görmesi gibi görmüyor. Yani böyle bir problemimiz olduğunu aslında bir itiraf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir öz eleştiri yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Halbuki emek aynı emek. Sömürü aynı sömürü. Ama işte mücadele konusunda o işçi kimliğini giymek gerekiyor belki de. Böyle bir problemimiz var. Buna değindim Semih. Senin bu konuda söyleyeceklerin var mı? Katılıyorum. Hani ben pek bahsetmek istemedim o konudan ama maalesef çoğu arkadaşımız böyle bir şey içindeler. Yani kendilerini bir işçi, emekçi olarak görmüyorlar. Yani bunu ama tabii genelleştirerek söylüyorum. Tabii ki böyle hani herkes için geçerli bir şey değil. Ya tabii bu bir zaten yani, yani yaptığımız bir iş. Ama bir zaaf yani. Bu bir zaaf. Aynen, yaptığımız iş bunun bir istisnası olduğunu da gösteriyor evet, tabii evet. ki ama yani bu kadar Türkiye'de yayıncılığın işte nasıl diyeyim en eski yayın evi bir 100 yıl vardır herhalde değil mi? Evet. 100 yıllık bir yayıncılık tarihi içerisinde bu kadar geç olması bazı şeylerin bir soru işareti yaratıyor. Böyle bir kimlikle ilgili bir takım sorunlar olabiliyor. Başka bir şey daha, bir parantez daha açayım. Şimdi mesela bu sektörün bir başka sorunu da şu. Okuma yazma bilen insanların patronlar tarafından editör, redaktör, son okumacı, az buçuk program bilen insanların dizgici olarak işe alınması sorunu var. Yani siz atıyorum 20 yıl bir şeye emek veriyorsunuz, uzmanlaşıyorsunuz, o konuda bir entelektüel birikiminiz var. Ama patronların gözünde bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Çünkü onun için önüne gelen kağıdı okuyan insan var gözünde yani. Başka bir şey görmüyor. Orada sizin düşünceleriniz, yani bunu daha önce bir gazeteye verdiğimiz röportajda da belirtmiştim. Bu iş sadece 8 saatte sınırlı bir iş değil. Bunun kültürel birikim tarafı da var. Bunlar göz ardı edilemez. Yani o yüzden bize verilen ücretin sadece 8 saatle sınırlı olduğu da düşünülemez. Böyle bir mesele var. Böyle biraz dert anlatıyormuş gibi oldu ama evet, yani işin bu kısımlarının da belki konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hani karşımda oturan insanların hepsinin kitap okuduğunu biliyorum. Bu kitabı okurken işte kitabı hazırlayanlar hakkında biraz daha bilginiz olsun istiyorum. O yüzden bunu açtım. Zaten bir mesai saatimiz yok bizim. Evet. Bir hani işte tabii yayın evinde gidip çalışan arkadaşlarımız, uzaktan çalışanlar yani evde çalışanlar da var. Özellikle pandemi sonrasında böyle bir tahammül de gelişti. Ama yine de bir mesai saatimiz yok bizim. Yani sabah işte 10'da işe gidip 6'da çıkabilirsiniz ama iş bitmiyor. Evde de çalışmaya devam etmeniz gerekebiliyor. Zaten zihni olarak sürekli o metinle uğraşıyorsunuz. Yani işte bir problemle karşılaşıyorsunuz. Bir çeviri problemi olabilir ya da bir telif metindeki bilgiyle alakalı, aktarımlarla alakalı bir problem olur. Bu sürekli sizi meşgul ediyor. Yani o yüzden bir mesai mefhumu yok bizim için. Ya sürekli işin içindeyiz biz yani. İşin tabii bir de İpek'in de dediği gibi yani böyle bir kısmı var maalesef. Bir şekilde bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani bunun çok zor olduğunun farkındayız. Özellikle yaşadığımız Eylül 2023'ten bugüne kadar geçen süreçte hiç de kolay olmadığının farkına varmış olduk. Ama vazgeçmiyoruz.
vazgeçmeyeceğiz de yani. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek yayın evi emekçisine, ki derneğin bunun için bizim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O kadar çok sorunun da farkına varmış olacağız. Emin olun benim bu süreçte yani çok büyük yayın evlerinin içerisinde çıkarılmış olan arkadaşlarımız olduğunu ve bu süreçte işte künyelerinden isimlerinin çıkarıldığını bu sayede öğrendim. Yani son örnek herkesin duyduğu sosyal medyada paylaşılan bu hani büyük bir örnek. Sosyal medya üzerinden duydular ama kişisel çok örnek var. Ya ben ilk defa duydum. Ya oturup onları dinlediğim zaman, toplandığımız zaman yani benim de bildiğim çok çok önemli yayın evlerini çıkardığını ve yetmezmiş gibi de künyeden ismini sildiğini. Çok değerli editör arkadaşlarımız bunlar. Yıllardır emek veriyorlar. Şaşkınlıkla dinledim. Yani birbirimizden haberdar değiliz. Sorunlarımızdan haberdar değiliz. Birimizin başına bir şey geldiği zaman bu böyle bireysel örnekler olduğunda hiçbirimizin, çoğumuzun haberi olmuyor. Ancak işte kişisel iletişiminiz varsa öğreniyorsunuz. O yüzden bu mücadelenin hem platform olarak hem de dernekleşme olarak bizim için çok önemli olduğunu farkındayız. O yüzden de Büyütmeye çalışıyoruz. Evet. Gerçekten yani mücadelemiz o yönde. Bazı yılgınlıklar olabiliyor tabii ki. Bunu da itiraf etmemiz gerekiyor ama yine de büyütmeye ve geliştirmeye, daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Aslında biz de sizle birlikte öğrenmeye... Mikrofon verebilirim ben. Evet. Ha, değil mi? Öyle. Bu şekilde de olur ha. aslında bizler de sizlerle birlikte hem emek rejimindeki değişimleri hem de çalışma biçimindeki bu farklılıklarla, özellikle pandemiden sonra bahsettiğiniz bu yeni çalışma şekilleriyle sermayenin bu emek rejimi üzerinde nasıl bir tahakküm politikasını sürdürmesi ve bunu yeniden üretmesine şahit olabiliyoruz. Ve bir noktada da aslında emek satan insanların da hani bir noktada bunu reddettiği bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun da hani çözümü için aslında örgütlü mücadeleden bahsettiniz. Keza verdiğiniz örnek mesela kuryelerin bir esnaf kurye modeli şeklinde yeni bir çalışma biçiminde bu işçiler herhangi bir sendikaya üye olamıyor gözüküyorlar. Çünkü kendileri aslında serbest çalışan, yani esnaf tipi dediğimiz model zaten buna hizmet ediyor. Esasında orada fiili bir örgütlülük haliyle bir düzey bu yemek sermayedarlarının karşısında bir kuvvet oluşturma ve buradaki sömürü düzenini bir düzey karşı durma ve bunu kamuoyuna yayma. Hatta burada bu çalışma modeline karşı sendikalılaşmayı önerecek düzeyde bir takım örgütlenme ve fiili pratikler üzerinden çalışılıyor. Anlattığınız örnekler üzerinden mesela şeyden bahsettiniz. Her türlü işi yapıyorsunuz dediniz. Burada şey onlu oğlu iş kolunun hakikaten en çarpıcı örneklerinden biri. Yani bir çorba iş kolu olması hasebiyle sermaye grupları tarafından da yani bir mücadele alanı oluşturulamıyor. Yani işçi sınıfının kendi emek satanların kendi kurumsal birliğini kurmasının önünde büyük bir engel var. Bu engeller kanun ve hukuk politikaları yoluyla gerçekleştirilmiş. Bunun bir örneği de mesela mağaza market çalışanlarındaki işçilerin hem depocu hem reyoncu hem manav bölümüne birden bakıyor olması. Yani gerçekten iş koluyla emek sömürüsündeki ortaklıkları çok böyle sistematik ve kurumsal. Yani bizim istediğimiz sistematik ve kurumsallık sermaye sınıfı tarafından bize dayatılan bir şeymiş gibi. Yani ben öyle algıladım şu an anlattığımızdan. Ve hani bir dernekleşmenin bu noktada hani dernek ve sendika sonuçta mücadele araçlarının bu şekliyle örgütlenmesi ve bunun kamuoyuna yayılması kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Yani bağımsız emek sendikası da bu noktada esnek bir çalışma ve birlikte mücadeleyi büyütme noktasında
her türlü dayanışma ilişkisi içerisinde de olacaktır. Bu noktada bizler de elimizden gelen neyse yapmak isteriz diye toparlayayım. Yani eklemek isteyen sorusu olan arkadaşlarımız. Ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi böyle bir kamuoyu toplayacak bir mücadelenin hani en azından bu iş kolunda gelecekte çalışacak ya da çalışmak isteyen insanlar için hani bu mücadelenin önemi ne? Onu biraz anlayabilmeniz için şu an kendi açımdan çevir hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Ben edebiyat bölümünde okuyorum. İleride zaten çevirmenlik meslek koluna çalışacağım. Ve şöyle, bu meslek kolu da yine aynı yayın evi emekçileri gibi çok güvencesiz bir meslek kolu. Ama çevirin varlığı ve tip sözleşmenin varlığı örneğin hani en azından bizi bir nebze koruyan bir şey olduğu için ileride bu işi yaptığımızda korunaksız olmayacağımızı biliyoruz. Yani o yüzden bu mücadelenin şu an veriliyor olması gerçekten bence en azından özellikle edebiyat öğrencileri için önemli. Bunu söylemek istedim. Evet. Yani sorunlardan bahsettiniz biraz. Biraz da işte yani çalışma biçimi olarak da çok benzemese bile daha çok bilgisayar başında çalışılan bir şey. Bu meslek hastalığı kısmı da çok sıkıntılı. Orada bir kesin sorun vardır ama evet, hani, var. Oraya dair biraz yani en azından bilgi alabilir miyiz? Nasıl sorunlar oluyor? Anlatacak mısın? Sen anlatmak ister misin? Yok, sen başla. Yani şöyle, tabii ki bilgisayar başında çalıştığımız için çoğumuzun eklem yani işte hastalıklarımız var. Yani boyun fıtığı başta olmak üzere. Birçok rahatsızlık yaşayan arkadaşlarımız var. Bunun en çok yaşanan sıkıntılardan birisi o. Bununla ilgili bir güvencemiz yok tabii ki. Yani bu bir öncelikle bizim kendi aramızdaki bir meslek hastalığı olarak isimlendiriliyor. Çünkü böyle bir hukuki şeyi yok bunun isimlendirmesi. Yani benim bizzat tanıdığım arkadaşlarım var. Çok sayıda ameliyat geçiren bu yüzden. Özellikle omurga üzerinden çok fazla var yani. Ameliyat geçirmek zorunda kalan, fizik tedavi alan. Ya bununla ilgili hiçbir güvencemiz yok ama. Yani meslek hastalığı olarak geçmiyor bu. Geçmiyor. Yani bunlar geçmiyor. Hiç, büyük ihtimal yoktur ama belki duymuşsunuzdur, hiç dava açan falan. Vardır tabii ki. Yani bu dediğim gibi biraz önce bahsettim, telif hakları yasasındaki boşluklar gibi bu meselede. Yani hukuk şey olarak mesela telif hakları yasasında manevi hak ihlali olarak dava açamıyorsunuz ama etki hak ihlali olarak dava açabiliyorsunuz. Bu bir meslek hastalığı değil ama yani yine de bir çalışma biçiminiz belli. Bununla ilgili bir dava açabilirsiniz ama mücadeleniz tabii ki meslek hastalığı tanımı içerisinde yer almadığı için diğerlerine göre daha zor olacaktır. Ama elbette ben duymadım ama dava açan arkadaşlarımız olabilir. Dediğim gibi burada bir ciddi bir iletişim problemimiz var. O yüzden hani yaşandıysa da ben duymadım. İpek duyduğumu bilmiyorum. Yok ama aslında şöyle, gözümün önünde olan bir şey vardı, oldu daha doğrusu. Daha önce çalıştığım yayın evlerinden birinde sizin dediğiniz gibi aslında bir meslek hastalığı yaşayan, eklemleriyle ilgili bir sorun yaşayan bir arkadaşımız vardı. Yaklaşık bir ay rapor aldı vesaire, tam da korona zamanı. Fakat işe gelemedi, işte patronlarla bir takım sorunlar yaşadı. Sonrasında istifa etti ama tazminatını vermediler. Bunun üzerine dava açtı. Fakat davayı bu hastalık üzerinden açmadı. Başka sebepten açtı. Hakkını kazandı ama o konuda hiçbir kazanım elde edemedik haliyle yani. Ama bunu yaşayan çok insan var. Yine son çalıştığım yerlerden birinde işte 30 yıldır etiyolojik yapan birinin işte eklem romatizmaları ile ilgili böyle bir şeyler yaşadığını biliyorum ama tabii bunlar hiç tespit edilip tanımlanmadığı için gidiyor yani, öyle kalıp gidiyor. Ya ben kişisel olarak mesela bir hani tabii
bazı sorunlar yaşıyorum ama bir meslek hastalığı olarak değil mi, bir kaza geçirmiştim. Kolum kırıldı. Ciddi bir kırık vardı. Ameliyat olmak zorunda kaldım. Biz tabii ellerimizi kullanıyoruz. Yani bilgisayar başında ellerimizi kullanıyoruz. Yani benim yaşadığım tecrübede tabii benim yayın evim bunu bir problem haline getirmedi. Arkadaş maalesef kötü bir tecrübe yaşamış. Yani ben de uzunca bir süre, bir ayı aşkın süre fiili olarak çalışamadım. Ama yayın evimde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu konuda anlayış gösterdiler. Ama her arkadaşımız maalesef böyle yaşamıyor. Yani bu örnekte olduğu gibi. Yani adam, patron işin bitmesini önemsiyor. Yani iş taşınabilir bir iş olduğu için evet. Mesai dışında çok fazla nasıl diyeyim, bir gasp var aslında. Yani. Mesai dışında da çalıştırmaya yönelik. Bu hastalık da olabiliyor. Sizin resmi izniniz, resmi tatiliniz de olabiliyor. İşte izniniz de olabiliyor. Bu tarz şeyleri çok fazla yaşıyoruz. Yani herhangi bir saatte aranabilirsiniz patron tarafından. Mesela. Aynen. Yani gecenin saat 9'unda rahatlıkla ya da onun da sizi arayıp işte ya şu iş vardı, şu işin teslim edilmesi lazım. Hemen onu bitirip gönderelim gibi aramalara maruz kalabilirsiniz. Yani ya da İpek bahsetti mesela uzun süre bu işte çalışan arkadaşlarımız var, bu işte nitelikli olan. Ama mesela onun ücreti tabii takdir edersiniz ki yeni başlayan bir arkadaşa göre daha yüksek. Onunla anlaşmanız biraz daha zor. Çünkü yıllardır bu alanın içerisinde mücadele de edebilir mesela tek başına. Ama daha başlangıçtaki birisini daha rahat sömürebiliyor. O yüzden yayın evleri maalesef bu konuda hiç tecrübesi olmayan, yani insanları işe alarak ucuza işi bitirip bu işten daha fazla kar elde etmeye çalışıyor yani. Bunu da ilave etmem gerekiyor. Evet. Başka soru var mı? Evet. Ben size sorayım o zaman. Yani böyle şeyler, hani dediğim gibi, yani kitap okuyorsunuz, okuduğunuz kitabı hazırlayanların böyle şeyler yaşadığı mesela aklınıza gelir miydi? Yani böyle bir nasıl bir emek verildiğiyle ilgili bir tahayyülünüz var mıydı? Bu konuşmadan sonra değişti mi mesela, merak ettiğim şey mi? Ben bu kadar örgütsüz olduğunu bilmiyorum. Güzel. Yani böyle problemler çok aslında üzerine kafa yorulduğu zamandan da gelinebilecek şeyler ama buna karşı beraberce hareket etme mekanizmalarının bu kadar düşük olduğunu bilmiyorum. Yani tüm iş kollarında örgütlenme sıkıntıları yaşanıyor ama özel olarak bu sektörün hani bu kadar iki ayrı iş koluna ayrılmış olduğu ya da işte çevir gibi bir mekanizmanızın bile olmadığını ben bilmiyordum. O yüzden hani aldım. Ağzınıza sağlık, bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Ve ben de şey katılıyorum kesinlikle. Hani ben İBF fakültesindeyim ama bizim bölümlerimiz de hani çok multidisipliner alanlar olduğu için muhtemelen hayatımız boyunca iş kollarımız bile kesişebiliyor. Bu konuda o yüzden bilgilenmek önemliydi ve mücadelenizi çok takdir ediyorum. Yani illa bir yerden başlaması gerekiyordu. Başlatmışsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Bu arada ben de size teşekkür edeyim. Bu meslek hastalığı meselesini açmanız iyi oldu. Herhalde bu konuda bir dönüş yaparız biz platforma. Ne yapabiliriz? Yani nasıl? Bir rapor hazırlıyordunuz ya ben hani belki evet. Onun içinde. Ya hak ihlalleri anketi içerisinde ben hatırlamıyorum olduğunu, var mıydı? Ben de hatırlamıyorum. Şey gibi biraz bu beyaz yakalı çalışanlar hani daha çok kendi işçi olmakla orada da yaşadığı sorun meslek hastalığı olarak görmekten de uzak kaldığı için evet. Hani belki onun bir gündem edilmesi, onun farkına varılması. Sonuçta siz şimdi anlatınca biz sizin sorunlarınıza dair ufkumuz genişliyor ya da izleyen belki bir yayın emekçisi bunlar mobbingmiş. Yani yeni giren diyelim ki deneyimsiz yani işte asgari ücretli hani bir yerden başlayayım diyen birisi yaşadığı şeyin mobbing olduğunu tarif edebiliyor. Bence meslek hastalığı kısmı zaten diğer iş kollarında da çok sorunlu. Yani. O yüzden hatta normal şartlarda konfederasyonların falan bunun
şey yapması lazım. Yani depo işçileri mesela bel fıtığı fikstir meslek hastalığı olarak ama orada bile onlar çok zor şey yapılıyor. Hani belki o yani zamanında bağımsız emek senin de bir gündemi olabilir. Bence beyaz yakalılarda meslek hastalığı hani diğerinde yine bir sınıf olma şeyi refleksini kavrayabilmesi mavi yakalı işçi dediğim daha kolay. Aslında siz de mavi yakalı işçisiniz ama bence hani öyle fark edeyim yani öyle kendisi tanımlamadığı için orada belki hani çalışmanız içinde bir başlık olabilir yani meslek evet, hastalığı. O konuda şey yani bu katkınız çok kıymetli oldu. Biz platformla bunu konuşalım gerçekten. Sizde kalsın ben de kalsın. Var mı katkısı sorusu olan? Mikrofonu biraz almış gibi oldum sonra o zaman. Evet o zaman sorularımız yoksa yayınımızı da programımıza sonlandırıyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, çok teşekkür ederiz. Ağırladığınız için. Yağmurlu bir Ankara gününde gelip dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Evet.